Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere erkek tişört dikiminin püf noktalarını anlattığım bir video hazırladım. Aynı uygulamaları kullanarak bayan tişörtü de dikebilirsiniz. Kumaşım penye kumaş ve yaklaşık 1 metre kumaş fazlasıyla yeterli olacaktır. Bayanlar için daha kısa isterlerse yarım metreye bile düşebilir bu oran. Umarım keyifle izlersiniz. Öncelikle kullandığım kumaştan bahsetmek istiyorum. Kumaşım penye kumaş. Tişörtler için kullanılan kumaş genelde bu tarz kumaşlar oluyor. Kumaşımın özelliği nedir diye sorarsanız, iki tarafı da örülü şekilde, yani kumaşın ağız kısmı yok. Her iki tarafı da kat kısmını oluşturuyor. Bunların bir diğer adı da tüp kumaş olarak geçiyor. Ben bu kumaşla çalışacağım. Önceden bilgisini vermiş olayım. Eşimin üzerinde duruşunu sevdiği bir tişörtüyle çalışacağım. Yarım beden olarak çalışacağım ve katlayarak diğer tarafını da eşitleyeceğim. Hemen modeli çıkarmaya geçiyorum. Koltuk altından başlıyorum. Şu kısmını geriye doğru yatırıyorum ve her zamanki gibi kıyafeti tersine çevirerek yine kalıbı çıkarıyorum. Tam dikiş kısımlarını hiza alarak çizimimi yapıyorum. Kol oyuntusunu yaptım. Yakasını, omuzunu ayarlıyorum. Yaka başlangıcını belirledim ve ortaya kadar olan kısmı çizeceğim. Ortadan sonra katlayarak ilerleyeceğim. Hemen santimle ölçerek orta noktasını belirliyorum. Toplamda 23 geldi. 11,5 olarak işaretliyorum ve burası tam orta noktası. Yan kısımlarında çizimini yapıyorum aşağıya doğru. Katlama payı bırakacağım. Katlama payı 1,5 santim. Katlama payı bırakmayacağım. Normalde katlama payı 1,5 santim ama ben farklı bir teknikle çalışacağım. Bu yüzden katlamıyorum ve düz olarak çizeceğim. Kalıbımın yarısını çıkardım. Çizimini şu şekilde yaptım. Görebilirsiniz. Hiç beklemeden keseceğim ve katlayarak diğer kısmını da kesimini yapacağım. Yarım beden olarak çalıştığımız için karşılıklı standart düz bir kalıp elde etmek istiyorum. Yamukluk olmaması için bu taraflarını çizmedim. Alıyorum ve tam orta noktasından karşıya katlıyorum. Düz boy ipliğini şaşırmadan bu işlemi yapmamız gerekiyor. Yamulup bozulmasını istemiyoruz çünkü yıkandıktan sonra. Düz boy ipliği nedir? Hemen onu da söyleyeyim. Kumaşınızın düz olarak bir çizgisi vardır. Baktığınız zaman dokuda zaten bunu fark edersiniz. O çizgiyi kaybetmemeniz gerekiyor. Yani 90 derecelik bir açı belirlemiş oluyorsunuz böylece. Bu
düz boy ipliğini doğru şekilde ayarladığınız anlamına gelir. Evet. Yerleştirdim ve karşı tarafı da bu şekilde kesmeye devam ediyorum. Şimdi hemen ayırıyorum. Bunu ön beden olarak belirleyeceğim. Ön bedende kalıbımın şu kısmında oynama yapacağım. Biraz daha içeri girerek bu kısmı tıraşlıyorum. Giyindiği zaman potluk oluşturmaması için bu işlemi yapıyoruz. Ve omuz kısımlarından biraz daha aşağıya düşüyorum. Ön omuzlar daha aşağıda olur, arka omuzlardan. Böylece iki kalıbım da hazırlanmış oldu. Şimdi ben eşimin kullanmadığı başka bir tişörtünü değerlendirmek istiyorum. Şuradaki baskı kısmını çıkaracağım ve ön bedende şu kısma farklı bir detay uygulayacağım. Hemen onu nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. Elimdeki ön beden, hemen yaka kısmını da ayarlayayım. Bu arka yakaydı. Onu da yaptıktan sonra diğer işlemlere geçelim. Ön yakanın derinliğini belirliyorum. Biraz daha yukarıdan keseceğim. Bu kadar aşağıya inmeyeceğim. Daha derli toplu olsun istiyorum çünkü. Şimdi açıyorum. Kısımda 4 parmak olarak hesaplıyorum. Bakın koltuk altının başlangıcı. 4 parmak belirledim. İşaretledim. Hemen ölçüyle devam edeceğim burada. 4 parmak 6,5 santime denk geliyor. Aynı işlemi burada 6,5 santim olarak ölçeceğim. Ne yapacağım? Uygulayacağım. Altı buçuk santimden işaretlediğim yerlere düz bir çizgi çizeceğim. 6,5 santim işaretledim ve düz bir çizgi çizdim. Aşağı kısımları da 8 santim olacak şekilde işaret aldım ve yine düz bir çizgiyle tamamladım. Bu kısmı keserek çıkaracağım ama öncesinde kullanmadığım tişörtümden baskılı kısmı denk getirerek bir parça kestim ve bu parçanın dikiş paylarını ayarlayarak bu kısma yerleştireceğim. Alttaki kıyafeti kalıp olarak kullanmış olacağım böylece. Yan kısımlarını dikkate alarak keseceğim.
hiç kaymasını istemiyorum. Acele etmeden bu kısmı güzelce oturtmaya çalışıyorum. Oturduktan sonra yanları hizalayarak kesiyorum. Çıkardım. Aynı işlemi burası için de uygulayacağım. Tam buraya göre bir parça oluşturmuş oldum. Parçamı kaldırıyorum. Şu kısımlarda dikiş payı bırakarak daha içten, yarım santim kadar içten kesiyorum. Bu parçayla işim yok artık. Bu sarı parçam buraya yerleşecek. Ve önde farklı bir görüntü elde etmiş olacağım. Yakası için bir parça keseceğim ve hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde kirli yaka deniyor bunlara. Evde reçme makinesi olmadığı için en güzel sonucu bu tarz yakalar yaparak yakalayabiliriz. O yüzden ben de bu şekilde çalışacağım. İki kat yapılmış bir kumaş parçası var ve o kumaş parçasının üstüne yerleştirilmiş ve yuvarlak şekilde dikilmiş. Ben de aynen bu şekilde çalışacağım. Buradan yaka parçası çıkaracağım. Şöyle iki kat yaparak yakanın alt kısmından yerleştireceğim ve düz makinayla dikeceğim. Bu şekilde bir yaka elde etmiş olacağım. Şimdi bu parçaları kaldırıyorum ve kol kalıbını çıkaracağım. Kumaşımın bu kısmı, kat kısmı ortadan ikiye katlayarak 4 kat kumaş elde ediyorum. Kaymasını, bozulmasını istemiyorum. O yüzden düzenli olarak ayarlıyorum. Ve kol kalıbımı şu şekilde kat kısmı yukarıda, yani size doğru olacak şekilde yerleştiriyorum. Şekilde çizimimi yapacağım. Yine kollarda da pay bırakmıyorum. Yakaya uyguladığım yöntemi uygulayacağım. Kolumu geri alıyorum ve dikiş kısımlarından ayarlayarak, kaldırarak çiziyorum. Şu şekilde kalıbım ortaya çıktı. Keseceğim. Ön kısımlarını ayırarak tıraşlayacağım yine. Şu şekilde.
iki kat yapıyorum ki yönleri şaşırmasın. Bu kısmından tıraşlayacağım. Erkeklerde daha belirgindir. Bu yüzden biraz daha fazla çıkıyorum. İşaretle ön parça olduklarını belirliyorum. Şimdi kol ağzına parça keseceğim. Genişliklerini şuradan ölçüyorum. Şu kısmı düzeltelim. Delilerin ölçüsünü şu genişlik yeterli. Hemen kesiyorum. Kumaşım iki kattı. Katını açıyorum ve iki kolum içinde hazır olmuş oluyor. Artık dikime geçebilirim. Şimdi ön bedenle başlıyorum. Ön bedenin üst kısmını, yani şu kısmını, yakasının olduğu kısmı alta koyuyorum. Parçayı da yönünü belirleyerek yerleştiriyorum. Yani düzüne bakacak şekilde ayarlamış oldum. Ve dikeceğim. Şimdi bu parçamı koyuyorum. Düz yönünü yine görüyorum. Ve alt parçamın da düz yönünü ona doğru yerleştiriyorum. Yani yine düz kısımları birbirine bakacak şekilde ayarlıyorum ve dikiyorum. Keserek çıkarttığım kısmı yerleştirmiş oldum ve ortada bu şekilde bütün bir görüntü elde ettim. Arka bedenimi düz kısmını görecek şekilde yerleştiriyorum ve ön bedenimi üzerine yerleştiriyorum. Yani düzü düzüne bakacak şekilde yerleştirmiş oluyorum. Esnekliği az olan yöne doğru iki parça kumaş kestim. Bunları yakalara yerleştirerek dikişimi tamamlayacağım. Bunları yerleştiriyor olmamın sebebi omuz kısımlarının ömrünü uzatmak. Kumaşın bozulana kadar kıyafeti kullanmaya devam etmemi sağlayacak. Omuz dikişleri tamamlandı bu şekilde. Şimdi kollarını takacağım. Kısımları tamamlandı. Bu şekilde dikiş yaptım. Şimdi kol kısımlarını takacağım ve yan kısımlarını kapatacağım. Şu şekilde açıyorum. Bu kısmından makineye yerleştiriyorum.
Bu taraf arkası. Arkasının denk gelecek yönünü belirliyorum ve düzü düzüne denk gelecek şekilde yerleştirip dikişi tamamlayacağım. Kolları yerleştirdim. Artı koymuştum ön bedene denk gelmesi için. Onları dikkat ederek yerleştirdim. Şimdi kol ağzından girip koltuk altına ve etek ucuna doğru dikişimi bitireceğim. Dikişlerim tamamlandı. Artık düz makineye geçerek etek ucu, yaka ve kol ağızlarını dikebilirim. Kol için kestiğim parçaları şu kısımdan düz makineyle birleştirdim. Şimdi bunu içe gelecek şekilde kıvıracağım. Bu şekilde. Kıyafetimi de düz kısmına çevirdim. Ve kolumun iç kısmına şöyle yerleştireceğim. Reçme görüntüsü vermek için şu kısımdan iki sıra şeklinde dikeceğim. Reçmelerin iki ayarı var. Bir daha geniş, bir de daha dar olanı. Ben daha dar bir görüntü istiyorum. O yüzden aradaki iki dikiş arasındaki mesafe 4 milim kadar olacak. Daha fazlası olmayacak. Şöyle katladım, kıvırdım ve bu şekilde dikişi tamamlayacağım. Bu şekilde dikişimi tamamlamış oldum ve reçme görüntüsü verdim. Kenarları da kirli dikiş, pis dikiş diye adlandırılan dikişten olmuş oldu. Aynı işlemi diğer kol, yaka ve etek ucuna da uygulayacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.